Fativer'den merhaba. Bugün o kadar güzel bir derneği ağırlayacağız ki böyle hep başlarken o kadar güzel, o kadar güzel diyorum ama çünkü hayvanlarla ilgili yapılan ve doğru yapılan, doğru işler yapan dernekler benim için ve kanalımız için çok önemli. Adalar merkezli bir dernek, Kınalıada merkezli bir dernek, Empati Derneği'ni ağırlayacağız. Ne konuşacağız? Günümüzde atlı faytonları konuşacağız. Derneğin çalışmalarını konuşacağız. Şimdi tek nefeste söylemeye çalışacağım 3 tane konuğum var. Dernek Başkanı, Empati Derneği Başkanı. Bu arada derneğin adını söylemedim. Empati Derneği Başkanı Cem Arslan. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Yine Empati Derneği Başkan Yardımcısı Jülide Güven. Ve çok özel de bir konuğumuz var, Turgut Ağar. Çok da sevimli, çok da sevimli demeyeceğim. Çok yararlı da bir kitap getirdi. Hayvan Hakları İnsan Haklarının Neresindedir adlı kitabında yazarı. Onlarla beraber böyle güzel bir program yapacağımızı düşünüyorum. Hoş geldiniz Hoş tekrar. Hoş bulduk. Şimdi bize biraz derneğinizden bahseder misiniz? Hanginiz söylemek ister? Ben başlayayım. 3 kişi olunca. Empati Derneği aslında Kınalıada 3 yıldır faaliyet gösteren çok genç bir dernek. Hayvan hakları alanında faaliyet gösteriyor. Temelde 3 tane programı var aslında. Bir tanesi işte bizim TYDP dediğimiz Temel Yaşam Destek Programı. Bunun içinde sokak hayvanlarının tedavisi, barınma ihtiyacı, beslenme ihtiyacı gibi konular yer alıyor aslında. Anlık müdahale gerektiren ve kısa vadeli çözümler. İkincisi eğitim programı. Bir Avrupa Birliği desteğiyle kurduğumuz Sivil Düşün AB programı desteğiyle kurduğumuz bir merkezimiz var. Bu merkezin içinde adalılar ve işte adada yaşayanlar daha doğrusu ve işte çocuklar gelip eğitim görüyorlar. Çok farklı alanlarda, sadece hayvan hakları alanında değil. Bir sosyal alan gibi düşünebiliriz aslında onu. Çünkü adaların en büyük eksiği bu. Özellikle kışın nüfusun Değil mi? azalmasıyla beraber sosyal alan eksikliği çok fazla. O yüzden de böyle bir eğitim merkezini hayata geçirdik Avrupa Birliği'nde. Harika. Yaklaşık bir sene oldu. Üçüncüsü de hayvan hakları En programı önemlisi. aslında. Bu çok uzun vadeli ve yatırım gerektiren bir mevzu. Ama esas değişimi de sağlayacak olan bu olduğuna inanıyoruz. Hayvan hakları programının kapsamında da Turgut abinin Evet. kitabı da o Konuşacağız bunu program da. Evet. kapsamında Çok güzel çünkü. çıkardık. O da Avrupa Birliği desteğiyle Evet, gene. o az önce şöyle elime aldım da Avrupa Birliği'nin işaretini gördüm. Evet, Bu büyük bir başarı Avrupa Birliği aslında fonu yani. desteğiyle çıkardık. Şöyle aslında Avrupa Birliği fonu sivil toplumu çok destek Avrupa Birliği Zor Türkiye da bir delegasyonu şey. sivil toplumu çok destekleyen bir noktada ama hayvan hakları alanında bu desteği çok fazla alamıyor örgütler ne yazık ki. Biz baştan beri aslında bu fonla erişimi sağlayacak Çok kriterleri yerine güzel. getirmeye çalışıyoruz. Bunun da en önemli ayağı aslında şeffaflık. Bizim web sitemize girdiğinizde empatiderneği.org'a bütün gelir giderimizi açıkça Harika. görebiliyorsunuz. Yani bugün biz bir harcama yaptığımızda biz onu muhasebe kaydına geçtiğimizde siz de canlı olarak o Ne dokümandan güzel. bunu görebiliyorsunuz. Açıklık ve şeffaf. Evet, dolayısıyla bu çok önemli bizim için şeffaflık. Avrupa Birliği için de çok önemli. Avrupa Birliği kurumları için de önemli. Dolayısıyla böyle 3 program, 3 ayağı Harika. olan bir sehpa olarak Empati Derneği faaliyet gösteriyor. Peki. Empati, neden derneğin adı Empati? Kime soralım? Turgut Bey cevap versin. Şimdi ilk bakışta empatide bir pati kelimesi İfadesi var. var. Aslında o bir sonek. M, Latince'de içinde anlamına gelen bir kelime. Latince'den geliyor. Pati ise Grekçe'den geliyor. Ve pati Grekçe'de duygudaşlık demektir. Yani karşındaki insanın ya da canlının duygularını anlamak meselesidir. Empati tam da budur. Türkçe'de de empati kelimesi karşımızdakinin duygularını anlamak üzerine temellenir. Dernek olarak asıl amacımız da bu. Dezavantajlı konumdaki tüm canlıların haklarını savunuyoruz. Özelliğimiz bu. Harika. Bu canlılar kim olurlarsa olsunlar. Sadece canlı olmaları yetiyor. Tabii ki ilk planda önümüzde sokak hayvanları var. En çok acı çekenler, ızdırap çekenler, sorunları olanlar onlar. Her şey onlar için bir sorun. Evet. Burada ben empati kavramının şöyle bir öneminin altını çizmek istiyorum. Sokak hayvanları insanların eseri. Normalde bu hayvanlar sokaklarda yaşamaya kodlanmış ya da doğanın Evet. böyle ürettiği canlılar değil. Biz onları evcilleştirdik milyonlarca yıl önce. Fakat sonra artık işimize yaramadıklarını hissettiklerimizi anda terk ettik.
Bu bana çok acımasızca geliyor. Evet. Yani atalarımızın yaptığı bir, işlediği bir suçun cezasını çektiğimizi hissediyorum. Hayvan sevmek başka bir şey tabii. Ama asıl önemli olan tüm hayvanları sevebilmektir. Evet. Yani tabii ki örneğin insanları sevmek bir insanı sevmekle başlar. Hayvanları sevmek de bir hayvanı sevmekle evet. başlar ama önemli olan soruna bütünsel bakabilmek. O anlamda empati kavramının çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü ötekileştirmenin, yok saymanın panzehridir empati. Ve mutlu olmanın sırrı da buradadır. Aslında insanoğlu biraz akıllı olsa mutlu olmak empatiden geçer. Aynen. Bunun için empati. Çok da güzel bir isim koymuşsunuz. Kesinlikle. Çok arkadaşımızın ürünü harika. O isim. Peki, Kınalı Ada merkezi bir derneksiniz. Bu çok bana ilginç geldi. Neden? Öncelikle neden Kınalı Ada'da bir dernek var diye düşünmüyor değilim. Buna ben yanıt vereyim. Öncelikle hepimiz Kınalı Ada'da yaşıyoruz. Orada yaşıyorsunuz. harika. Bütün aktif üyelerimiz bir 7-8 kişi kadarız aktif olarak çalışan. Harika. Hepimiz yaz kış Kınalı Ada'da ikamet ediyoruz. Bunun dışında da iyi ki kuruldu bu dernek. Çünkü adaların anakaradan biraz daha farklı bir konumu var açıkçası. Biraz buna girmek istiyorum. Çünkü şimdi diyelim ki acil bir şey oldu. Yani adada işte bir motor çarptı bir hı hı. kediye ya da köpeğe. Acil gitmesi gerekiyor. Şimdi siz Pendik'te olsanız, Cihangir'de olsanız belediyeyi arayıp ambulansı yollatabiliyorsunuz ve onu aldırabiliyorsunuz. Biz de ulaştırabiliyoruz. Bizim böyle bir imkanımız yok. Yani belli saatler içerisinde vapur var ve o vapura binmek hayvanı zorunda. Bekletmek zorundayız o vapura kadar. Şimdi diyeceksiniz ki adalarda veterinerlik var. Evet, Büyükada'da var ama biz Kınalı Ada olarak Kadıköy'e 20 saatte ulaşabiliyoruz. Bostancı'ya 20 dakikada ulaşabiliyoruz. Büyükada'ya 45 dakikada ulaşabiliyoruz. Yani Kınalı Ada özelinde de biraz diğer adalardan farklı ayrı. Olarak aslında ne adalıyız ne değiliz gibi bir şey biraz çıkıyor. Biraz kenarda kalmış. Evet, bir şey çıkıyor burada. O yüzden veterinerlik hizmeti haftada iki gün geliyor değil mi? İki gün geliyor. Küçücük bir karavan var. O karavanda veteriner hekim yapabildiğini yapıyor. Biraz antibiyotik vermekten ileri gidemiyor maalesef bu noktada. Ambulans çağıramıyoruz. Yani ana karadan ambulans çağıramıyoruz. Çünkü adalarda veterinerlik hizmeti var olarak görülüyor bürokraside. Oraya takılıyoruz. İhtiyaçlar yani aslında bir yerde biraz tıkanıyor. Evet. Çaresizlikten dolayı aslında Kınalı Ada Merkezi bir derneksiniz desem yanlış olur mu aslında? Yok, doğru bence. Yok, tam olarak böyle yani. Tamam, şimdi bir mola vereceğim. Bir haberimiz var, onu izleyelim. Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotu Mırmır ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kaysardağ'ın sınırında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileriyle dikkat çekiyor. Yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılmasıyla da ziyaretçilerin ilgisini çeken gölün maskotuysa sahildeki balık lokantasının müdavimi Mırmır. Mırmır, yüzeyi buz tutan göl üstünde gezenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kendisini zaten tanıyoruz. Öyle mi? Her geldiğimizde ziyaret ediyoruz. Sergen gel, kediyle çekeceğiz mi? Devamlı burada gördüğümüz bir kedi. Evet. İlgiden bir hayli memnun olduğu gözlenen Mırmır, ziyaretçilerle birlikte Donan Göl üzerinde gezmenin keyfini sürüyor. Gölde gezinti yapan yerli ve yabancı turistler, sevimliliğiyle ziyaretçilerin maskotu olan Mırmır'la fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Şimdi adalardan konuştuk, arkada da var. Adalar deyince aklımıza hep atlar geliyor, atlı faytonlar geliyor. Bunu konuşacağız, o güzel bir şekilde duracak. Peki sokak canları? Hani az önce bahsettiniz, veteriner bulamıyoruz evet. dediniz, zorlanıyoruz hep. Siz nasıl baş ediyorsunuz orada ihtiyaç, muhtaç olan sokak canlarıyla? Neler yapıyorsunuz?
biz 3-4 arkadaş yetişebildiğimiz kadar yetişip karşıya geçiriyoruz. İşte kimi zaman pet taksi, deniz taksiyle pet taksi de ne? Deniz taksiyle deniz taksi. Götürüyoruz. Keşke pet taksi olsa. Şimdi bunun bir de şeyi var, yani saat 12'de bitiyor işte yazın mesela bütün vapurlar, motorlar. Öyle bir gece 2'de 3'te gittiğimizi biliyorum yani, işte köpek kavgası olmuş. Ve bunun maddi tarafı ama da var aslında bakarsanız. Tabii. Çok ciddi bir şeyi var yani. Peki, dernek olarak eğitim çalışmaları yapıyorsunuz. Şimdi kitaba geleceğim. Kitapta hayvan hakları insan haklarının neresindedir? Aslında o kadar güzel bir açıklaması var ki bunun. Bunu yazma sebebiniz neydi Turgut Bey? Ve bunun çıkış amacı neydi yani? Onu merak ediyorum ben aslında. Evet. Biraz geriye sarıp anlatmam lazım. Ben uzun yıllardır insan hakları alanında çalışan bir hukukçuyum. Epey uzun bir süre, yaklaşık 7-8 yıl çocuk hakları için mücadele ettim. Çünkü her zaman, hayatımda her zaman dezavantajlı gruplar ilgi alanımdaydı. Yani dezavantajlı, hizmete ulaşamayan, hukuka ulaşamayan insanlar, canlar hep ilgi alanındaydı ve kendim bildim bileli bir hayvan severim. Ama dernek çalışmasına başladıktan sonra hayvanseverler arasında da hayvan hakları nedir, hayvan nedir, insanla hayvan ilişkisi nedir, bu konuda ciddi bir bilinç eksikliği gördüm. Çok doğru. Maalesef ülkemizde bu konularda duygudaşlık olarak bunu paylaşan çok insan var ama bilinç konusu son derece eksik. Bu konuda Türkiye'de üretilmiş, Türkiye'nin koşullarına uyarlanmış telif eser de yok. Bu konuda çok büyük bir ihtiyaç olduğunu hissettim ve derneğin kurulmasıyla birlikte insan hakları konusundaki çalışmalarımı hayvan haklarına da genişlettim. Okumalara başladım ve okumaların sonunda bu ürün çıktı ortaya. Aslında kitabın adı pek çok şeyi anlatıyor. Evet, çünkü dünyada herkes insan haklarından söz ediyor. Sanki bu dünyada sadece insanlar yaşıyormuş gibi. Oysa dünya bir gezegen, küçük bir gezegen. Biz o küçük gezegene en son gelmiş canlıyız, en son gelen misafiriz. Bu gezegen bizim değil. Bu gezegenin mülkiyeti bize ait değil. Bu gezegende aslında hiçbir şey değiliz. Doğanın küçük bir parçasıyız. Evet. Rolümüzü çok abartıyoruz. Tamam, çok akıllıyız, güzel. Diğerlerinden daha zekiyiz falan ama bu kadar. Üstelik 1980'li yıllardan sonra etoloji çalışmaları çok hızlandı dünyada. Eskiden bildiğimiz pek çok şeyin yanlış olduğunu öğrendik. Örneğin akıl meselesi. Akıl sadece bize özgü değil. Hukuk sistemini uygulayan hayvan var bu dünyada. Hukuk sistemi olan hayvan var. Çok ilginç. Bayağı kendi aralarında hukuk sistemleri var. Bu yüzyıllardır, binlerce yıldır gelişmiş ve gerçekleşen bir şey. Yas tutuyorlar. Anne çocuk ilişkisi var. Aile kavramı var. Tek eşlilik var. Yani bütün bunları birleştirdiğiniz zaman aslında rolümüzün çok abartıldığını düşünüyorum. Bu sebeple insan olarak bu gezegende nerede olduğumuzu herkese bir hatırlatmak istedim. Ve diğer canlılara karşı olan borçlarımızı hatırlatmak istedim. Kitabın esas yazılış amacı bu. Tabii ki çok bir güzel. De Türkiye'de özellikle hayvanseverler arasındaki bilinç eksikliğini o kapatmak istiyorum. O çok var istiyorum. Değil mi? Kopukluk çok var hayvanseverler arasında. Evet. Onu itiraf edebiliriz. Kesinlikle. Değil mi? Evet evet. Ya var yöntem farklılıkları var. Bakış açısı farklılıkları var. Bunların olmasında hiçbir sıkıntı yok ama gerçekten hak söz konusu olduğunda, yaşam hakkı söz konusu olduğunda ben her derneğin ya da her insanın, her bireyin yan yana gelebilmesi gerektiğine inananlardanım. Yani ben sizi sevmek zorunda değilim, anlaşabilmek zorunda değilim. Ama bir amaç, ortak bir amaç çerçevesinde beraber yürüyebilmeliyiz. Bir haberimiz daha var, onu izleyelim. Gündüz pilav satıyor, gece sokak hayvanlarını besliyor. Taner Gökçe, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşıyor. Sabahları Bursa'da pilav satıyor, akşamsa sokak hayvanlarını besliyor. Gökçe yaklaşık 2 yıl önce Kütahya'nın Domaniç ilçesine giderken, dağlık bölgedeki sokak hayvanlarının kış şartlarındaki zorlu yaşam mücadelesini gördü.
Daha sonra onlara yardım etmeye karar verdi. Çevredeki vatandaşlardan ve esnaftan yiyecekler toplamaya başladı. Haftanın 3 günü kendi aracıyla gidip sahipsiz hayvanları besleyen Gökçe, topladığı yiyecekleri karlı zeminde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına bırakmaya başladı. 2 sene önce gene kış ayında memleketim Kütahya'ya giderken zorlu hava şartlarında köpeklerin karın üstünde mücadelesini gördüm. Yavru köpekleri gördüm. Vicdanım sızladı. Dönüşte dedim ki herhangi bir fırında gideyim ekmek alayım. Bu daha önce de dayımın da yapmış olduğu bir işlemdi. Dayım da daha önce böyle köpeklere yemektir, ekmektir, yemdir getiriyordu. Kasaplardan kemik topluyorum, ekmek topluyorum. Geliyorum böyle kaynatıp dükkanımda kovalara koyup köpeklere atıyorum arazideki. Sadece köpekleri değil, kuşlar da var. Sonuçta karın altında herhangi bir yiyecek içecek bulamıyorlar. Böylelikle bir doğaya dedim katkımız bulunsun. Sonuçta köpekler yani bir canlı. Canlı oldukları için de yemeğe ihtiyaçları var. Böylelikle 2 günde bir geliyorum. Gece olsun gündüz olsun fark etmiyor. Fırınlardan ekmek toplayıp, kemik toplayıp kasaplardan getiriyorum böyle bırakıyorum doğaya. Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Katkıda bulunurlarsa sevinirim. Yani maddi anlamda değil. Ekmek olur, yemek artıkları olur. Biriktirsinler. Şimdi haberi izledik. Tekrar konuya döneceğiz. Kitabı yazma sebebiniz aslında bir eğitim ya da farkındalık diyebilir miyiz? Bununla ilgili neler Kesinlikle. Söylemek istersiniz? Aslında ikisi birbirinin devamı. Önce bir farkındalık yaratıp sonra bu farkındalık temeli üzerinde insanların bilinç kazanmasını, düşünmesini, konu üzerinde kafa yormasını sağlamakta amacım. Yani bir tartışma ortamı hazırlamak, bir araya gelmelerini insanların sağlamak. Çünkü araştırmalarım sırasında fark ettim ki bu konuda telif eser yok. Çeviri eserler var fakat çeviri eserlerin problemi de şu. O ülkelerin yani yazarın yaşadığı ülkenin özelliklerini yansıtıyor. Koşullarını yansıtıyor. Biz zaten çok sorunlarını farklı bir ülkeyiz yani. Türkiye gerçekten çok farklı bir ülke baktığınız zaman. Dolayısıyla Türkiye'nin koşullarına özgü bizdeki hayvan problemi. Tarih boyunca aslında bu topraklarda, bu coğrafyada insanlar hep hayvanları sevmiş. Ta Osmanlılardan beri biliyorsunuz kuş yuvaları, aşiyan kavramı. Ve hala Türkiye'ye gelen pek çok yabancı sokak hayvanlarına hayretle bakıp aslında biraz da hasetle bakıyorlar. Çünkü gerçekten sokak hayvanı Türkiye'de seviliyor aslında. Evet, evet yani birçok insanımız en azından artan yemeğini vererek hayvanları beslemeye çalışıyor ya da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ciddi bir problem var. Yani burada herkesin üzerine düşen bir takım görevler var. Devletin bu konuda ciddi, gerçekten modern bir yasa çıkarması gerekiyor. Bunu uygulaması gerekiyor. Belediyelere çok büyük görevler düşüyor. Fakat tabii bu sokak canlılarının oy hakkı olmadığı için bütün o siyasi mekanizmalar bir noktada gelip tıkanıyor. Hı. Bir yerde bırakıyorlar. Orada iş bize düşüyor. Yani sivil toplum örgütlerine düşüyor. Evet. Biz aslında Kınalıada özelinde pek çok şeyi başarmış vaziyetteyiz. En azından sokak hayvanlarının aç kalma sorunu hemen hemen bitti sayılabilir. Hı hı. Elimizden geldiği kadar sağlık hizmetlerini onlara da yansıtmaya ve götürmeye çalışıyoruz. Fakat imkanlarımız sınırlı. Neyse ki işte Avrupa Birliği'nin sivil toplum örgütlerine yönelik destekleri var. Bunlardan yararlanıyoruz şimdilik. Hı hı hı. Ama ciddi bir sponsor desteğine de ihtiyacımız var. Evet. Ve bunun yerel olmasını tercih ediyorum. Yani büyük şirketler pek çok alana yatırım yapıyorlar, bir reklam yapıyorlar. Bize de yapabilirler. Yani biz de onlar için iyi bir reklam aracı olabiliriz diye düşünüyorum. Bu tip kitapların çoğalması gerekiyor. Zaten ben de çalışıyorum. Bu kitabın aslında 2 tanesi daha hazır şu anda. Basılmaya hazır. Ama işte önce bunları yani bunu bir seri olmasını planlıyorum. Bir seri kitap çıkaracağım bu konuda. Ve bu konudaki tüm fikirlerimi kamuoyuna sunmak istiyorum. Bakalım inşallah bu çabalar sonucunda işte genç arkadaşların da yardımları ve destekleriyle bir yerlere ulaşırız. Tabii eğitim konusu çok önemli Sevda Hanım. Yani eğitim deyince sadece hayvan hakları meselesi değil. Aslında hak temelli eğitim. Bakın Türkiye'de sivil toplum örgütlenmesi biraz yanlış anlaşılıyor. Sivil toplum örgütleri genellikle çıkar temelli çalışıyorlar. İşte belli bir bölgenin, belli bir kesimin çıkarları üzerinden çalışıyor. Evet. Hayır. Hak temelli çalışmak gerekiyor. Sivil toplum bu demektir. Ve hak temelli çalışırken sadece kendi hedef kitlenin haklarını değil,
bir bütün olarak herkesin, tüm canlıların haklarını savunabilmek gerekiyor. Bu çok önemli. Bu konudaki bilinci yerleştirmek. Çok güzel. Bir arada yaşamanın sırlarını insanlara anlatmak. Yani aslında bir arada yaşayabilmemizin temelini anlatan bir şey diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Buna yani? Çok eğitimde doğru. Eğitimde bunu öğretmemiz evet. gerekiyor. Diye. Evet. Peki. Cem Bey size soracağım. Atlı faytonlar günümüzde şimdi çok popüler. Popüler, kötü anlamda popüler. Gidiyorlar artık. Gidiyorlar. Bu konuda bayağı böyle sosyal medyada vesaire gördük. Kınalıada'da da var değil mi atlı yok. Fayton? Büyükada'da mı var? Bu konuda çok cahilim. Kınalıada dışındaki adalarda var. Bir tek bizim adamızda hiç olmamış. Şükürler olsun. Çok ilginç. Evet, eskiden varmış galiba şu anda yok. Fayton olarak değil, eskiden de işte su taşıma. Böyle yük hayvanı olarak kullanmışlar. Atlı faytonlarla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi önce bir birazcık aslında bu yakın zamandaki süreçten evet. bahsetmek önemli bence. 19 Aralık günü bir haberle uyandık aslında. Büyükada'daki işte 81 tane atın öldürüldü. Ruham hastalığı sebebiyle öldürüldü. Bu noktada bir yaşam nöbeti başladı. İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki hayvan hakları savunucuları aslında talebin çok net olan bir nöbete başladılar. Bu talep şuydu, faytonların koşulsuz, şartsız kaldırılması ve atların yaşam haklarının onlara geri teslim edilmesi. Hı hı. Bu yaşam nöbeti hala devam ediyor. Bu süreçte de 16 Ocak'ta yani bir hafta önce yaklaşık hı hı. aslında İBB Meclisi tarihi bir karar verdi. Dedi ki artık adalarda fayton kullanımı yok, kaldırıyorum. İnsanın evet. yüzü gülüyor ama evet. ama yani 100-200 yıldır süren bir sömürge düzeninden müthiş bahsediyoruz bir şey. Aslında. Bir yandan da işte adalarda bu fayton savunucuları ya da daha doğrusu faytonların devam etmesini isteyen kesimler var. Hı. Bu faytoncular, bundan ekonomik çıkar elde edenler. Bir yanda da aslında işte bunun bir kültür olduğunu, nostalji olduğunu, bir gelenek olduğunu söyleyenler. Gördüğünüz gibi evet. nostaljinin ne olduğunu nasıl anlatmak istedik biz birazcık. Nostaljinin ne olduğu burada gözüküyor. Çok yani güzel. Nostalji ben kendim Walkman'ime kaset takıp dinleyebilirim ama bunu herkese zorlayamam. Bu çok dolayısıyla güzel. Adada da sen sadece ulaşımını faytonla sağlayacaksın, ata bineceksin demek de ne kadar o Walkman'i sen de zorla dinleyeceksin demek kadar aslında saçma. Dolayısıyla böyle bir mücadele. Hep yurt dışında örnek veriliyor aslında. İşte yurt dışında Viyana'da şöyle atlar denetim, New York'ta şöyle, Central Park'ta böyle. Biraz aslında internet yani bilgi çağındayız, erişim açık her şey. Biraz araştırma yaptığımızda şunu görüyoruz. Kanada'nın mesela Montreal şehrinde 1 Ocak 2020'de bir karar aldı. Orada da meclis. Hı hı. Kaldırdılar faytonlar aynı şekilde. Yani bu mücadele aslında tüm dünyada devam eden bir mücadele. Hı. Aynı şekilde New York City ve Melbourne'de yani bizim medeniyet diye tabir ettiğimiz batıdaki her şeyi doğru olarak gördüğümüz yerlerde de New York City'de de bu mücadele devam ediyor. En son belediye başkanı Bill de Blasio'nun aslında seçim vaatlerinden bir tanesi New York'taki atlı faytonları aşama olarak kaldırmaktı. Yani bu bize özgü bir şey bize değil. Özgü değil. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şey yapmış gibi diyebilir miyiz? Aslında bir öncü, attı, evet yani yaptı, dünyada güzel şey. O yüzden tarihi bir karar diyorum aslında yani. Ben bu konuda hiç düşünmemiştim aslında bunu. O yüzden bu mücadele aslında sadece Türkiye'de değil veya işte Türkiye üzerindeki hayvan hakları savunucularında değil aslında bütün dünyada batısından doğusuna devam eden bir hak mücadelesi. O yüzden de çok önemli. İşte bizim sokaklarımızda yaşayan sokak hayvanları ne kadar komşumuzsa atlar da aynen. diğer hayvanlar da aslında o kadar yaşam hakkına sahip hayvanlar. O yüzden önemli. Bunun yanında işte direniş kırıcı hareket diyorum ben onlara birazcık. Özellikle aynı kesimden yani yani hak temelli savunan ve işte aydın diye tabir ettiğimiz kesimin işte gelenek veya işte nostalji söylemleriyle bu direnişi kırma yönündeki aktivist. Şeyi aslında bu mücadeleye çok zarar verdi. Yani belki de bu atların evet. işte o 81 atı belki kaybetmeyecektik bu mücadele daha önce yapılmış pozitif bir şekilde sonuçlansaydı. Yani dolayısıyla buradaki kritik soru aslında şimdi ne olacak? Yani tamam şimdi yasaklandı, evet. kapatıldı. Ona gelmeden önce şimdi ne olacak? Hemen kesiyorum çünkü bir kayıp ilanımız var onu izleyelim. Bu gördüğümüz sevimli yavrunun adı Şila. 16 Ocak tarihinde Denizli Yürüyüş Yolu mevkiinde kaybolmuştur.
İsmine duyarlı olan bu sevimli köpeğin boynunda kırmızı bir tasması var. Lütfen görenler aşağıdaki telefon numarasından Şila'nın sahibine ulaşsınlar. İletişim 0532 745 31 02. Tamam, çok güzel. Faytonlar kaldırıldı. İşte plaka verildi. Atlar ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Evet, biz de bunu çok merak ediyoruz. Murat Ongun'un bu konuda yaptığı açıklama bundan sonrası Tarım Orman Bakanlığı'na ait ve onların arazileri. Bu çok afaki bir söylem. Hangi arazi? Nereye? Nasıl? Nerede? Ne şekilde? Bunun takibi nasıl yapılacak? Bu atlar artık evcilleşmiş atlar ve öyle bir anda da bırakamazsınız öyle ormanın içine. Bir biraz rehabilitasyon sıkıntılı süreci gerekiyor. Bu noktada da tek beklentimiz şeffaflık ve bunun da elbette ki takipçisi olacağız. Tıpkı diğer arkadaşlar gibi. Onlara da selam göndermek istiyorum. Özellikle İBB'nin önünde nöbette olan arkadaşlara ve başta Zülal Kalkandelen'e yıllardır bu konuda mücadele veriyor. Çok sevgiler. Ve Burak Özgüner'e, rahmetli Burak Özgüner'e de gözler doldu. Görüyorsa bizi onun bir şeyleri. Evet, ben Zülal Hanım'ı aldım programıma ama o kadar büyük bir talihsizlik oldu ki sesimizde bir problem çıktı ve yayınlayamadık. Gerçekten. Problemi. Evet. Yani hani bazı şeyler karmadır ya, o öyle yaşayamış. Şu an o vasıtayla kendisine de selam yollayalım. Şimdi yine bir mola vereceğim. Bir sahiplendirme ilanım var çünkü. Bir sahiplendirme ilanım var, onu izleyelim. Bu gördüğünüz Dünyalar Tatlısı minik kedi yavruları bir hafta önce İstanbul Topkapı'da dünyaya geldi. Sütten kesildikten sonra bu masum yavruların bir yuvaya ihtiyaçları var. Sahiplenmek isteyen kişilerin aşağıdaki numarayla iletişime geçmeleri rica olunur. İletişim 0535 792 45 50. Şimdi atları konuştuk, sokak hayvanlarını konuştuk. Sosyal medyanın da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, evet, sizler evet, de. Ve gönüllülerin çalışmasının da, özellikle faytonlar mesela isimleri verdik. Programı kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şeyler var mı diye sorsam. Benim söylemek istediğim bir şey var. Özellikle belediye ile işbirliği konusunda bir şey buyurun söylemek istiyorum. Adalarda veterinerlik var, evet, ama veterinerlik işleri yok. Veterinerlik fen işlerine bağlı. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bütün veterinerliğin çalışması açısından ve bütçe açısından fen işlerinin uygun olduğu kadar bir bütçe alıyor. Ve bunun içerisinde asla mama ya da ilaç vesaire anladım yok. Acil ihtiyaçlar o anda bir bakım. Belediye vesaire başkanımız Erdem Gül'e buradan seslenmek istiyorum. Bir an önce meclisten fen işleriyle veterinerlik işlerinin ayrılması gerektiğini çok önemli düşünüyoruz. Tamam. Cem Bey, sizin var mı söylemek istediğiniz? Ben şunu söylemek istedim. Aslında bizim ilk olarak edindiğimiz şeffaflık ilkesi. Yani aslında bir adım ileriye götürecek sivil toplumla Türkiye'yi ben şeffaflık ilkesi olduğuna inanıyorum. Katılımcılık ilkesi olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla yerel yönetimlerin, işte kamunun, sivil toplum örgütlerinin şeffaf olması her konuda, aldıkları kararda, yaptıkları toplantılarda, bütçelerinde şeffaf olması çok önemli. Ben de bu konuda aslında hem kamu kurumlarından, hem yerel yönetimlerinden, hem de sivil toplum örgütlerinden herhangi alanda yaptıkları bir çalışma olabilir. Bu hayvan hakları olabilir, çocuk hakları olabilir, engelli hakları olabilir. Hı hı. Temel yerel yönetim hizmetleri olabilir, kamu hizmetleri olabilir. Bu çalışmada şeffaf olmalı aslında, çok önemli. Sizin var mı? Evet, ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Daha önce de söyledik, bu kitabımızı Avrupa Birliği'nin desteğiyle çıkarttık. Evet. Kitabımız aslında ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ve temel hedefimiz gençlere ve çocuklara ulaşmak. Gençleri eğiterek gelecek nesilleri çok bilinçli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bizim bu kitabımızı bizim internet sitemiz aracılığıyla herkes edinebilir. Küçük bir bağış karşılığında ya da sadece istek üzerine alabilirler. Birincisi bu. İkincisi de özellikle sivil toplum örgütlerinin direkt temasta olduğu belediyeler, yerel örgütlenmeler ve merkezi idare eden bu konudaki eğitim çalışmalarına destek vermelerini rica ediyorum. Çünkü hayvan hakları meselesi son derece önemli. Evet. Bu konudaki çabalarımıza destek olurlarsa sevinirim. Ayrıca
Biz Cem arkadaşımız da bahsetti. Kınalıada'daki eğitim merkezimizde sadece bu konuda değil, pek çok konuda eğitim çalışmaları yapıyoruz. Onlara katılmak isteyenler olursa bizim derneğimizle temas kurabilirler, katılabilirler. Çok güzel. Bütün çalışmalarımız ücretsiz ve tamamen hak temelli. Yani bu konuda insanlar yetiştirmek ve onlara bırakmak bu bayrağı amacımız. Dolayısıyla bu konuda destek olacak herkesin desteğine açığız. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu kadar duyarlı davranıp böyle güzel bir program yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bizi davet ettiğiniz için. Yani kanala teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten çok önemli. Bu tip çalışmaların çoğalmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım benim kadar sizler de keyif almışsınızdır. Bol patili günleriniz olsun. Hoşça kalın.